Biraz daha geniş. Serkan, önü bir açalım. Misafirlerimiz bugün Dudullu Bostancı hattımızda size Mevlana ve Kayış Dağı arasında başlayan test sürüşlerimizin Kasım'da başlayan test sürüşlerimizi sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz ben ve tüm ekibim adına. Dudullu Bostancı hattımız Bostancı sahilden başlayıp Marmara ile entegre olan, sonra Kozyatağı'nda Tağı'nda Kadıköy Tavşantepe'ye entegre olan, sonra da Üstünür Ümraniye Çekmeköy ve inşaat devam eden ve 2024'te bitirmeyi planladığımız Sultanbeyli hattıyla entegre olan ve Dudullu'da da Türkiye'nin ilk çift katlı deposunu yaptığımız çok önemli bir hattımız bizim için. Bir de Anadolu yakasında kuzey-güney aksındaki ilk hattımız. Dolayısıyla doğu-batı hatlarını kuzey-güney aksında birleştiren önemli hatlarımızdan bir tanesi. Bu hattın çok güzel bir hikayesi var aslında Sayın Başkanım. 2015 yılında ihalesi yapılmış. 558 milyon euro sadece yapım bedeli. 2016'da işler başlamış. 2018'de İller Bankası'ndan alınan kredi bittiği için 2019 başından itibaren tamamıyla yaklaşık %60 seviyesinde durmuş. Yani ana hat tünelleri yapılmış ve bazı önemli riskli tüneller bırakılarak 2019'un başında durmuş. Daha sonra Ekrem Başkanımızla beraber göreve geldiğimizde bu hat için kredi bulmak için çok ciddi çaba harcadık. Çünkü çok önemli bir hat ve bir an önce bitirmemiz gerekiyordu bu hattı. Kesinlikle başkanım. Çünkü evet, bütün bu bağlantıyı Anadolu yakasında ve ayrıca buraya araçları temin etmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla kredi görüşmeleri devam ederken biz bunu belediyemizin öz kaynaklarıyla fonlayalım dedik ve bugüne kadar belediyemizin öz kaynaklarından 100 milyon euroya yakın parayla %60'da aldığımız durmuş bu hattı bugün %90'a getirdik. Test sürüşlerimize başladık. 40 tane aracımızı aldık, depomuza getirdik. Şimdi o araçlarımıza da setimize de bineceksiniz. Dolayısıyla bu hattımız bizim 2022 yılında İstanbul'dan hizmetine açılacak en önemli metro hattlarımızdan bir tanesidir. Dolayısıyla bugün yani bunu... Yani Ümraniye denizle buluşacak. Aynen öyle. Tabii ki burada sadece biz aslında metro açmıyoruz. Şimdi birazdan Etüt Projeler Daire Başkanımız da size bunu anlatacak. Bostancı'da ve buradan sonra gittiğiniz saha incelemenizde Park Bahçeler Daire Başkanımız Bostancı'da çok güzel bir transfer merkezi planladı. Üzeri yeşil, halka açık. Daha sonra burada yine Kayış Dağı'nda çok güzel bir 1600 metrekarelik boş bir alanımız vardı. Orada çok güzel bir gençlik merkezi planladık. Dolayısıyla Dudullu Bostancı hattımızın özeli bu. Tüm ekip olarak 2022'de sizlerle bu hattı açmak için çok büyük bir emekle, çok büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Birkaç cümle de İstanbul'un genel metroları ile ilgili size bir iki cümle söylemek isterim. 2019'da İstanbul'da metroları aldığımız zaman 11 tane hattın 9'u durmuştu başkanım. Ve sadece 2 tanesi yavaş ilerliyordu. Şu anda bir tanesi bakanlığa devredildi ve geri kalan 10'un da hızlıca ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar 1.2 milyar euro kredi temin edildi. Şu anda duran hattı 10 hattı yeniden çalıştık. Yeniden başlattık. Güzel, hepsinde güzel, de çalışıyoruz. Bunlar güzel. Sadece inşaat değil de başkanım. Bunların birçoğunun tasarımı çöp olmuştur. Çünkü 3 yıl beklediğiniz zaman tasarım dinamik bir şeydir. Bunları yeniden tasarladık. Yeni araç ihalelerini planladık. Yeni araç ihalelerimize çıkacağız. 1.2 milyar euroluk kredi bugün. 1-2 kredi görüşmemiz daha çok yakında tamamlanacak. Bugüne kadar 1.5 milyar euroya yakında buraya bir kredi temin ettik. Tüm hatlarımız için. Bunun dışında İstanbul'un 2029 vizyonu için çok önemli hatlar çalışıyoruz. 2 gün önce başkanımıza da sunduk bu hatlarımızı. Dolayısıyla sadece inşaat değil, 2029'un metro projelerinin vizyonunu da hep beraber çalışıyoruz. Dilerim artık 2029'a kadar İstanbul'umuzun metro ağı 3 katına kadar yaklaşan bir metro ağına çıkacak ve sürdürülebilir, güzel, çevreci bir İstanbul'la onu geleceğe emanet etmek için elimizden geleni yapıyoruz başkanım. Serap Hanım da bizim gençlik merkezimizde metro adanın üzerinde bir vezet freni düzenlemesiyle gençlere bir kaykay pisti, çocuk oyun alanları ve açık yeşil alanlarla birlikte yoğun bir yeşil dokusu yaratmaya çalıştık. Pelin başkanımızın da söylediği gibi 1600 metrekarelik boş bir alanımız vardı. Bu alanın içerisinde bir tane asma kat ekleyerek bu alanı 2 kat kullanımına çıkarttık. Bu gençlik merkezimizin içinde büyük bir kütüphanemiz, sergi salonumuz ve çok amaçlı bir salonumuz var. Her türlü eğitim ve etkinlikler açık olacak şekilde. Yine
yine asma kata çıkış alanımızı görüyorsunuz burada da. Kütüphanenin devamı süreli yayınlar ve işlikler, atölyeler, oyun alanları planladık burada da. Bir alt katımız var yine. Burada yaklaşık 800 metrekarelik bir alanımız daha var. O alanı daha çok teknolojik alanlara ayırdık. Yani bir oyun üretilebilsin, veri tabanı oluşturulabilsin gençler tarafından diye. Yani bu benzeri bir aslında görkemde Bostancı'da da bir yaşam alanı kazanıyoruz. Evet, aynı şekilde. Orada da çok ciddi bir yeşil alan ve meydan kazanımımız var. Tam Bostancı iskelesine yakın var, çok var efendim. İhtiyacı orası. Dolayısıyla aslında bu hatların uzuyor olması şehre de bu tür kayıpları da uzun yıllar yaşatmış oluyor. Çünkü bu alanlar büyük kazanımlar. Hem Kayış Dağı'nda bu olacak, hem Bostancı'da olacak. Hem de Koz Yatağı'nda dediğim gibi çok yüksek sayıda bir otoparkımız devreye girecek. 3000 araç gibi. O da aslında bizim için hani araçların parklandığı ve raylı sistemle İstanbul'a gittiği, dağıldığı bir merkez gibi olacak. Bu bakımdan yani bahsedilen işler işte 2016-2022. Yani 6 yıl aslında bunlar ilk tasarlandığında makul süreleri 3 yıl, 3,5 yıl gibi olması gerekirken 2 katına çıkmış durumda. O işte arada kaybedilen zamanlar hem finansman açısından büyük sıkıntı doğuruyor, finansmanın hazır olmaması. Hem de aynı zamanda bu tür şehirde kentsel alanlarda kayıplara sebep oluyor. İşte bir yandan bunları bitirirken aslında şehir de bu tür kaybettiği alanları bir an önce kazanmış olacak. Böyle çok yönlü bir kazanım. Onun için hep diyoruz ki baştan efendim projeyi yani tasarlamak yetmiyor. Proje, finansman, ardından sağlıklı ihale. Bu yüklenici de rahatlatıyor. Öyle, şimdi yüklenici öyle. De burada ızdırap çekiyor. Tabii. Yani 6 sene, 6,5 sene büyük zaman dilimleri. İnşallah ama bunu bu kayıpları telafi ediyoruz hızlıca. Serap Hanım'ın az önce sunduğu projede ilk defa bir metro istasyonu aslında yaşamla kavuşmuş olacak. Başkanımızın yönlendirdiği yeni metro alanlarında da bu istasyonlarında da bu yeni yaşam alanlarını, gençlik merkezlerini metroların içine çekebilecek bir strateji gelmiş oluyor. Bir de evvelden başlayan bazılarına da mesela Gayrettepe istasyonunda da uygun alan da şu an yine gençliğin kullanacağı şekilde dizayn edilmeye başladı. Yine ilk defa bu istasyonda dünya örneklerinde her zaman gıpta edilirdi. Metro istasyonları bir sanat merkezi gibi insanların güven duyacağı, yaşayacağı yerlerdi. Başkanımızın talimatlarıyla ilk defa bu istasyonda Türkiye'nin çağdaş genç sanatçılarının açık alanda bir müze örneğiymiş gibi çalıştıkları projeler de şu an hazırlanıyor. Umarız bu bittiğinde halkımızın da beğeneceği, özgün sadece mühendislik projeleri değil yaşam alanları olduğu hatırlanacak şekilde bu metro istasyonları bir can kazanmış olur umarım. Dolayısıyla İstanbul aynı zamanda bir entelektüel kent oluyor, bir sanat kenti oluyor, uygarlık kenti oluyor süratle. Yoluna devam ediyor. Sayın Başkan, gerçekten de iki kadın yöneticinin heyecanla bunu anlatması çok çok önemli. Sanki bitirmişler gibi anlatıyorlar. Bu da keyifli bir şey. Kadın dersi olur ya. Evet evet evet, keyifli bir şey. Bu da sürücüsüz bir hattımız. O yüzden trenle peron arasında bütün hatlarımızda peron ayırıcı kapılar sistemi var. Oldukça komplike bir sinyalizasyon. Değil mi? Ortalama hız. Ortalama doğru. Ortalaması şey. Yavaşlaması, durması. İşte bu Pelin Hanım'ın bahsettiği hız ray meselesi aslında İstanbul için çok değerli ve önemli, kritik bir proje. Yani yani doğudan batıya böyle Beylikdüzü Esenyurt'tan Sabiha Gökçen'e yaklaşık 5 milyar euroluk bir proje, yani büyük bir proje ama günlük 1,5 milyona yakın insan taşıma kapasitesi olan çok tarihi bir iş. Yani kentleşmeyi de aslında çok proje olacak. Bizim için çok vizyoner bir iş. Ağırlık veriyoruz bu işe.
konvansiyonel metrolarda işletme hızı 30-35 km/saat. Bu da tabii özel otomobil sürücülerinin toplu taşımaya çekmek için çok yeterli bir konfor. Dünyada ekspres metrolarından bir trend var. Hızlarda yaklaşık 90-70 saat arasında bir hıza erişecek. Alıyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Bir saniye burada. Hoş geldiniz. Efendim, şu düzgün sıraya getirirsek. Bu noktadan itibaren bu aks boyunca iki yakayı bağlıyoruz. Yaklaşık 350 bin metrekarelik bir yeşil alanımız var Sayın Başkanım. 3 kilometre boyunda yürüyüş yollarımız mevcut. Yine bisiklet yollarımız aynı keza bu şekilde. Yukarıda İstanbul'da hem kuş gözlemi hem de çevreyi izleyebileceğimiz bir seyir terasımız var. Bir meydan oluşturduk. Orada çok amaçlı binamız ve çocuk oyun alanlarımız meşhur. Alanda 4 tane çocuk oyun alanı var. Onun dışında da mümkün olduğu kadar dere hattımızı ve bütün doğayı kendi özelliklerinde korumaya amaçladığımız bir paylaşım, yaklaşım gerçekleştirdik. Burada görmüş olduğunuz böyle bir meydanımız var. Orada kuş gözlemleri yapılıyor. Bütün alanda gerekli güvenlik önlemlerimizi ve bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Halkımıza da devamlı doğayla ilgili ve bu alandaki özgün türlerle ilgili bilgi veriyoruz. Bu şeyden başka çamaşırcıları da aslında yine bizim vadilerimizden bir tanesi. Biraz önce şehrimizin birçok noktasında kuzey-güney aksında işte Ayamama'dan çamaşırcı dereye, Kurbağalı dereden işte Kavaklı dereye birçok vadimizi şu anda yeşil alana dönüştürüyoruz yani. Bu tabii yaklaşık 10 milyon metrekarelik bir potansiyeli oluşturuyor Genel Başkanım. Yani önümüzdeki 2024'e kadar bitirme arzusunda olduğumuz projeler. İlk aşamada metro durağının üstündeki alandan işte başlayacağız. Bostancı bahsettiğim yeşile dönüşmesi. Aslında onu bağlayan ve yukarıya taşıyan çamaşırcıları. Bu aynı zamanda hem Maltepe sınırı, hem Ataşehir sınırı, hem Kadıköy'ü de içine alan böyle 3 ilçeyi kapsayan önemli bir dere. İstanbul'un bu dere kıyıları kullanılmayan, biraz da metruk, biraz da işgal altında alanlar. Çöplerin altında. Şimdi bir bütün bu hatları biz aslında şehirle, insanların yürüyerek, bisikletiyle bir metro durağına, bir başka metro durağına, aynı zamanda bir ulaşım aksı olarak kullanılması en büyük hedeflerimizden birisi. Yani metro birse fiziksel imalat olarak aslında ikinci boyutu bu yeşil alanların kazandırılması olacak. Bunlar da bizim tırıncı çalışanlarımız. Başkanım hoş geldiniz. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Muhtarlarımız bu ara mutlu. Genel Başkanım sizin, olsunlar. Sizin emeğinizle böyle bir aslında bir sağlıklı bir ücrete kavuşmuş oldular. Fotoğrafçılar doğaya kaptırdı kendini. Peki, bekle çekmiş yorumu. Çok güzel olacak. Güzel. Keşke yapın oldu. Güzel 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 mis gibi aslında değil mi? Doğa kokusu var. Doğa kokusu var. Artık sizi pikniği bekleriz. Davet ederseniz geliriz vallahi muhtarım. Ne olacak? Biz eve seveyim. Tamam. Tamam. Yakında. Sizleri karşılamak için. Tamam. Sizin başkanımız uyumlu bir insandır, anlaşırsınız. Karma koyup paylaştık. Biz Ramazan sonunda bütün büyükşehirimiz olsun, ilçe belediyemiz olsun, bir seferlerimize tek tek teşekkür ederiz. Kurasyonun nasıl sürprizler içerdiğini göstermek için koyduk. 1894'te İstanbul'da çok büyük şekilde etkileyen depremde Hisar çok büyük hasar alıyor.
Sonra yurt dışı menşeli Livorno'dan getirilmiş tuğlalarla restorasyon yapıyorlar. Biz bu restorasyonda malzemeleri alırken bu tür malzemelerden hem tarihini de öğrenmiş oluyoruz. Bu tür şeyler hep belge olarak bize gelmiş oluyor. En yukarıdaki bizim Dendan dediğimiz Seyirdim yollarındaki noktaya kullanılmış bir tuğlaydı. Bir tuğla örneğiydi. Yeni ürettiğimiz tuğlaları da mevcut özgün örneğini yakaladığımız için aynı ebatta, evet, aynı yöntemle üretmeye çalışıyoruz. Evet, Sayın Genel Başkanım, onur duyduk ziyaretinizde. Anadolu Hisarı'nın geçtiğimiz yıl hemen hemen bu aylarda başlayan restorasyonunda çok ciddi bir aşamaya geldik. Neredeyse bu Haziran, Temmuz gibi bitirip ilk etabını açılışa hazır hale getireceğiz. Ekrem Başkanımızın hem Anadolu Hisarı hem Rumeli Hisarı'nın restorasyonu konusunda verdiği talimatlar doğrultusunda bugün Anadolu yakasındaki Anadolu Hisarı'nı bir noktadan birazdan göstereceğimiz şekilde Rumeli Hisarı'nda da karşı tarafta Rumeli Hisarı'nın restorasyonunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah Anadolu Hisarı bu sene zarfında ziyaretçi kabul edecek, hatta bu yaz içerisinde olacak. Toplamda 1880 metrekare bir iç sur ve dış sur alanındayız. Gördüğümüz şu alan iç kale diyeceğimiz her surun içindeki daha küçük lokasyonu. Arkada göreceksiniz bir kaya kütlesinin üzerine inşa olmuş durumda. Asıl bizim bugün kaybettiğimiz, ne yazık ki bütününü göremediğimiz aslında Hisar'ın dış surları da. Şöyle gözünüzle hemen baktığınızda etraftaki duvar yapılarını gördüğünüzde göreceksiniz. Şu karşıda gördüğünüz açıklık, burada yol geçerken Hisar'ın tam ortasından duvarı keserek şu yönden artık yola kazandırılmış bir alan. Tabii bu alanın, böyle değerli bir alanın kentin güncelik ihtiyaçları da bir taraftan gözetilir ama yolunun, dokusunun asfalt olmaması, buranın herhangi bir alelade durum olmaması üzerine peyzajını da içeren bir proje başladı burada. Sayın Genel Başkanım, sizin için hazırladığımız özel bir fotoğraf. İstanbul böyle bir dokuya sahip bir kentti. Yani etrafındaki bütün yapılar, değişik zamanlardaki bütün kimlikleriyle bir kenti kent yapan aslında bütünlüğüydü. Bugün uyum kayıplar, içinde, evet, uyum içinde, doku bütünlüğü var. Kentlerin de bu tür değerleri çok önemli. Anadolu Hisarı'nın restorasyonu sonrası umarım burası da tarihsel dokusuna yavaş yavaş yıllar içerisinde kavuşacaktır. Burada size göstermek istediğimiz esas çalışma, Hisar'ın şu an içinde bulunduğumuz yerde bir 2-2,5 metre kotumuz var. Basın emekçisi arkadaşlarımızın hemen arkasında bakın yüksekliği görüyorsunuz. Bu önceki yıllardaki harfiyat dolgularıyla üstü kapatılarak bu seviyeye gelmiş durumda. Aslında burada 2 metre aşağı kadar inilecek bir özgün şeyi var, seviyesi var. Umarım bu kazı devam edince biz o seviyeye ulaşacağız. Hedeflediğimiz şey şu an bu noktadayız. Bu noktadan geldiğimizde burada amfileşerek aşağı çöken ama bu yol aksında asfalt olmadığı, orijinal tarihi doku olduğu, araçların buradan gelince yavaşladığı bir dokudan sonra amfileşerek insanların içine girdiği bir dış bahçe. Ve burada şu görselde göreceğiniz şekilde bir küçük pusetin içine gizlenmiş bir Hisarlar Müzesi ziyaretçi girişi binamız. İnsanların bu amfiyi kullanarak burada yaz günlerinde etkinlik yapmalarını, belki tekrar ne yazık ki bazı diğer önemli burçlarda kaybettiğimiz Yedikule'de, Rumeli Hisarı'nda kaybettiğimiz konser ve benzeri kültürel buluşmaları sağlayabilecekleri bir platform alanı yaratmak. Ahşap atıllar dönüştürüldü. İçeride de örneklerini göstereceğiz. Evet. Şurada yukarıya doğru küçük kanallar görürsünüz, hortum gibi. Onlar enjeksiyon, duvarın iç yapısını hafifleyen dokusunu güçlendirmek için dışarıdan içeriye enjekte ettiğimiz bir güçlendirme sistemi ve bununla müdahale etmeden yapının direncini tamamlamış olduk ve hakikaten artık ömürlük oldu. Riskli durumu kurtardı. Ve kentte de pek eşi görünmeyen bir mekan tipi olduğu için insanlar buraya girdiğinde hakikaten hem şaşkınlık hem keyif alacakları bir mekan. İlk defa inşallah bitince insanlar görecek. Böyle bir yeri Sayın Genel Başkanım, İstanbul'da kimse bilmiyor. Bizim restorasyon projelerimiz açık restorasyonla devam ediyor. Yapılar sonradan dahil edilerek yapılmış. Şimdi bu muhteşem aslında, kaldırılması gereken eklentiler. Teşekkürlerimiz inecek Genel Başkanım oraya. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin üst kapısından. İşte Mayıs'ta da o açılıyor. Orada da park düzenlememiz var. Aynı zamanda oraya bir iskele.
yapıyoruz. Orayı da 3 noktadan, yani sadece metro ile oraya inmeyecek, oradan Anadolu yakasının 3 iskelesine daha ulaşım başlatacağız. Aslında bir nevi deniz ulaşımını arttırmış oluyoruz. Evet efendim, çekiyoruz. Şu an direkt denizi görüyoruz inşallah. Teşekkürler efendim. Görmeden gözüm açık gider diyor. Arkayla teyzeler. Merhabiler. Çok görmek istedim, seni göremedim. Görmeden ölmeyeyim diyor. Görmeden öl. Şunu size hediye yapmıyor. İşinize ne şey? Tamam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz.